Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu hepimizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eylesin. Rabbimiz bizi bu güzel dünya hayatında nasıl istiyorsa, bizden nasıl razı olacaksa, o şekilde bulundursun. O şekilde efendim güzel kullardan olmayı nasip etsin. Ahirette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin diyoruz. Amin. Bugün 22 Rabiülahir 1444. Yani miladi olarak da 17 Kasım 2022 Perşembe. Aziz kardeşlerim, dersimizin konusu olarak, başlığı olarak dedik ki çocuklarımız sermayemizdir, çocuklarımız servetimizdir. Bir tık öteye daha gidelim, çocuklarımız geleceğimizdir. Rabbim çocuklarımızdan gülmeyi nasip eylesin. Hep güzel haberler duymayı nasip eylesin. Sonra da inşallah çocuklarımızla beraber aile bireylerimiz, eşimiz, analarımız, babalarımız ve bütün torunlarımız, neslimizle beraber cennete dahil olmayı, orada da birbirimizden kopmadan güzel bir şekilde aynı aile fotoğrafını sergilemeyi nasip eylesin. Dostlar, sevgili insanlar, sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah'ımızın Celle Celaluhu sayısız nimetleri var. Sayısız nimetleri var. Onları biz efendim şu anda dersimizle alakalı olmadığı için konuşmayacağız. Ama bir tane nimet var ki o nimet dünyalara bedel. O nimet olmadı mı ev huzursuz oluyor. O nimet olmadı mı insan neşesiz oluyor. O nimetimiz de işte Allah'ımız ikram etmiş olduğu çocuklarımızdır. Kız olsun erkek olsun. Çocuklarımızı Allah-u Teala Celle Celaluhu hayırlı eylesin diye dua ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 tane yavrusu vardı. Onlardan 3 tanesi kız, 4 tanesi oğlandı. Efendim, estağfurullah. 4 tanesi kız, 3 tanesi oğlandı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 tanesini dünya hayatındayken kaybetti. Fatıma annemizden onun nesli, onun efendim o güzel torunları devam etti. Onun için biz de kız demeyelim, ona sarılalım. Erkek demeyelim, ona sarılalım. Çünkü çocuklarımız gerçekten bizim için göz aydınlığımız. Rabbim göz aydınlığı olmalarını da nasip eylesin. Niye bunları söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız bize Enfal suresinin 28. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah, Bismillah. وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً İyi bilin müminler, ey insanlar. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki mallarımız ve evlatlarımız bizim için birer imtihandır. Yani Allah Celle Celaluhu bize 0 kilometre her şeyiyle pırıl pırıl hiç kullanılmamış orijinal bir şekilde bir evlat veriyor. Sonrasında o evladı yönlendiren, yetiştiren, ona efendim yüklemeler yapan maddi manevi yönden baba ve anne onu hayırlı yollara kanalize ediyor veya Allah korusun öbür tarafa doğru bırakabiliyor. Dolayısıyla
bu göz aydınlığı yavrularımız, evlerimizin süsü, bizim dünyamızın mutluluğu ve mutluluk kaynağımız olan yavrularımızı Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun madem efendim emanetidir, ona soruyoruz biz. Ya Rabbi, bu çocuklarımızı biz nasıl yetiştirmeliyiz? Çocuklarımızı kendi haline bırakamayız. Biliyorsunuz özellikle yaşamış olduğumuz dünyada şu andaki yani 21. asır diyelim 2022'li yıllarda o kadar zorlaşmış ki alimi de efendim sıkıntı çekiyor. Evliyası da sıkıntı çekiyor. Efendim namaz kılanı da sıkıntı çekiyor. Hacı olanı da, hoca olanı da herkes sıkıntı çekiyor. Evlat büyük bir imtihan. Rabbim hepimize yardım eylesin ve bu imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Dolayısıyla kurallar var. Yani özellikle günümüz için büyüklerimizin ifade etmiş olduğu yavrularımıza karşı yapacağımız efendim görevlerimiz var. Mesela diyor ki büyüklerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz kesinlikle ama kesinlikle nasihat istemiyorlar. Nasihat istemiyorlar. Peki nasihat etmeyeceğiz, ne yapacağız? O zaman biz görsel olarak örneklerimizle beraber onlara efendim kendimizi tanıtmaya çalışacağız. Doğruluğumuzla, biz efendim erdemimizle, kalitemizle, yaptığımız işlerle, oturmamız, kalkmamızla, her şeyimizle yavrularımıza örnek olacağız. Kendi haline onları bırakamayız. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim liderimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimiz bir çocukla yemek yiyordu. Baktı çocuk yemek yerken besmele çekmedi. Baktı çocuk yemek yerken sol eliyle yemek yiyor. Ve baktı çocuk yemek yediğinde efendim bir tabaktan yiyorlardı o zaman. Ta gidiyor başkasının önündeki yere doğru uzanıyor. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ya gulam, yavrucuğum, evladım. Yani bu teknik ifadeleri de kullanmak lazım. Oğlum falan böyle bağırmak değil de yavrucuğum, evladım. Bir dakika bak, bakar mısın, dinler misin beni? Yani hitap çok önemli. Yani gönüllere girmek lazım. O efendim hitabımızla beraber o bizi dinleyecektir. Ama bağırırsak, çağırırsak o bizden efendim bu noktada uzaklaşacak, nefret edecektir. Bu hitap çok önemli. Yavrucuğum, evladım diyor. Sonra dönüyor diyor ki sen billahi teala. İlk önce bir Allah'ın ismini anarak yemeye başladı. Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya biz. Hani en azından Bismillah. Yani Allah'ın adıyla yemeye başlıyorum. Bunu unutmamak gerekiyor. Onu söylüyor. İki, kul bi yeminik. Yemeğini yerken de sağ elini ye. Yani nasıl yerse yesin olayı yok. Sağ elini ye evladım. Hani yani bir tabir kullanıyoruz ya, cici elinle ye evladım, cici elinle ye falan diye. Bu çok harika bir ifade. Evladım cici elinle hadi öbürsünden buraya getir falan. Ondan sonra illa bir şey yesin değil. Efendim gerçekten kurallara uygun bir şekilde yesin. Çünkü kuralsız oluyor bir türlü. İleride bakacaksınız, çocuğunuzu düzeltmek çalışıyorsunuz. Evladım bak, hadis-i şerifler var. Efendim biz sol elle yemememiz lazım falan. Ama küçükten alıştırmamışsın. Dönmüyor yani, el dönmüyor. O yüzden ağacı yaşken eğmek ifadesi var ya, ona benziyor bu. Dolayısıyla Bismillahi Teala. Bir, besmele çek. İki, yemeğini yerken sağ elinle ye. Üç, ve kul bi yemin, mimma yelik. Yerken de önünden ye. Yani başkasının tarafına doğru elinde uzanmasın. Burada ne kadar acayip bir şekilde kibarlık var, beyefendilik var. Efendim burada kalite var. İnsanın adeta özgün bir duruşu var. Cenab-ı Hak Celle bu noktada çocuklarımıza hayırlı örnek olabilmeyi, çocuklarımıza bu noktada efendim gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hitap şekillerini kazanmayı da nasip etsin. Çocuklarla çok iyi iletişim kurmak lazım. İletişim kazası trafik kazasından beterdi diyorlar ya. Gerçekten şu anda çocuklarımız aileleriyle dargın oluyor, dışarıya meyilli oluyor. Dışarıyı daha çok seviyor, arkadaşını daha çok seviyor. O zaman biz
arkadaşlarını seçerken de onlara tembihatta bulunmamız lazım. Arkadaşını seçerken şunlara dikkat et evladım. Mesela namaz kılan bir arkadaşın olsun. Mesela kesinlikle doğru arkadaşın olsun. Çalışkan bir arkadaşın olsun. Tembel, yalan söyleyen, namazsız, abdestsiz, ağzında kötü sözler olan, söven, sayan kimselerden sakın onlarla arkadaşlık yapma evladım. Diyeceğiz. Küçükten böyle yüklemeler yapacağız çocuklarımıza. Efendim ve onları inşallah yarınlarda güzel yerlerde Rabbim görmeyi de nasip eylesin. Sonra da cennette görmeyi nasip eylesin. Biz çünkü iki taraflıyız. Yani sadece dünyaya meyledip de oğlum derslerine çalış, oğlum üniversiteye hazırlan, oğlum görmüyor musun arkadaşlarını falan değil de biz kendimiz kurallarımızı belirleriz, namazlarını da unutturmayız, ahlakına da değer veririz, derslerinde de başarılı olmasını sağlarız Allah'ın izniyle. Bu da bizim dualarımızla çocuklarımıza arkadan dua desteklerini de unutmayacağız. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ki, buyuruyor, اَكْرِمُوا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوا اَدَابَهُمْ. Yani çocuklarınıza ikram edin, onlara hoş muamele edin, efendim onları sevindirin, güldürün. Çocuklaşın adeta. Yani çocuğu olan çocuklaşsın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocukları olan çocuklaşsın diyor. Kendisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtına torunlarını alırdı. Efendim böyle onları gezdirirdi sırtında. Ondan sonra bir yere kadar geldi mi yeter mi derdi. Onlar inerdi. Onlarla efendim oynardı. Ve hatta öyle olmuştu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırırken tam secdedeyken bindi torunu sırtına, sahabe diyor ki bekliyoruz, kalkmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra bir tanesi sahabeden diyor, ben merak ettim acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü bir şey mi oldu diye. Şöyle secdeden diyor, hafifçe başımı kaldırdım. Baktım ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtında torunu orada neşelenmiş, oyun oynuyor falan. Ondan tekrar başımı götürdüm secdeye diyor, bekledim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da namazdan sonra hep açıklamalarda bulunurdu. Ben niye secdeyi uzattım biliyor musunuz arkadaşlar dedi. Çünkü torunum efendim sırtıma çıkmıştı. Onun da oyununu bozmak istemedim. Biraz daha bekledim. Sübhane Rabbiyel Ala tesbihlerine devam ettim diyor. Ya biz şimdi mesela çocuklarla namaz oyunu oynamalıyız. Gel evladım bak. Ondan sonra çocuktur bu. Namazın içerisinde gülecek, ondan sonra namazı bozacak, namazın içerisinde yatacak, kalkacak, tam efendim bunları yapamayacak. Namazda efendim taklar atacak tabiri caizse. Takla atsın, bizden ayrılmasın. Gülsün, bizden ayrılmasın. Oğlum böyle namaz olur mu falan bağırmayacağız. Çocuk, bu çocuktur, adı üzerinde çocuk. Ya sen yapabilir misin? Yapmazsın. O da senin gibi olunca, büyüyünce yapmayacak Allah'ın izniyle. Peki, yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Yani bir babanın evladına bırakacağı en büyük hediye, en büyük miras onun güzel ahlaklı olması, edepli, terbiyeli olmasıdır. Servet işte bu. Servetimiz ya, hayırlı bir evladımız. Yarın seni yetiştiren, sana efendim bu güzellikleri kazandıran annenden, babandan Allah razı olsun. Çocuğun namaz kılıyor. Her seferinde sana dua ediyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım anam babamı bağışla. Allah'ım ya Rabbi ne olursun ya Rabbi anam babamı efendim sen onlar bana nasıl küçükken acıdılarsa sen de onlara acı ya Rabbi diye dua ediyorlar çocuklar. İşte bu çocukların sana dua etmesi sayesinde cennette böyle dereceleri atlayacaksın. Yukarılara doğru çıkıyorsun. Allah'ım ben buralara göre ibadet etmedim. Nereden kazandım? Çocukların duasından kazandın. Allahu Ekber. Arkamızdan bize dua edecek hayırlı evlatlar nasip et ya Rabbi. Torunlar nasip et ya Rabbi. Hayırlı gelecek nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Tabii değerli kardeşlerim, şunu da unutmayalım. Salih evlatlar istiyorsak biz anneler babalar olarak da salih olmak zorundayız. Yani her şey karşılıklı oluyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Ne yaparsak onun karşılığını görüyoruz. Mesela kitaplarımızda
şöyle bir kıssa var. Böyle bir o efendim olay anlatılıyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin babası Numan bin Sabit rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam Hazretlerinin babası Numan bin Sabit Hazretleri Numan isminde. O zat-ı muhterem evlenmeden önce bekarken abdest almak için şöyle bir ırmak kenarı gibi, nehir kenarı gibi bir yerde abdest alıyor. Tam o abdest alma sırasında nasıl oluyorsa efendim o suyun içerisinden bir tane elma böyle kıpkırmızı insanın canı çekecek bir şekilde gelmiş. O mübarek de efendim canı çekmiş o elmayı tam da önüne gelmiş suyun içerisinden almış bir ısırık atmış. Isırdıktan sonra demiş ben ne yaptım? Bunun sahibini bilmiyorum. Helallığını almadım. Dolayısıyla ben yanlış bir şey yaptım diyor. Hemen elmayı tekrar ağzından çıkartıyor. Efendim sonrasında o ırmağı, o nehri takip ederek hangi bahçeden geldi bu deyip helallik almaya gidiyor sahibine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Muhterem abim, muhterem amcam. Ben az önce abdest alıyordum. Orada sizin bahçeden gelmiş olan bir elmayı efendim aldım, ısırdım ama sonrasında anladım ki ben yanlış yaptım. Helallik istemeye geldim size. Bir diş elma. Elmanın bütününü yemiyor. Bir ısırık atıyor sadece. Bunun üzerine helal eder misiniz hakkınızı? Bahçe sahibi diyor ki hayır diyor. Bir şartla helal ederim diyor. Benim yanımda diyor bir sene çalışacaksın diyor bahçelerimde falan. Ondan sonra diyor bir sene bitti mi diyor bir şartım daha var diyor. Onda söylerim kabul edersen helallaşırız diyor. Şimdi düşünüyor bir sene bir ısırık elma için çalışılır mı? Ahirette kul hakkından sıkıntı çekeceğime çalışılır diyor. Adama diyor ki tamam kabul ediyorum diyor. Hadi başla bakalım çalışmaya. Bir sene böyle 365 gün bahçede çalışıyor. Adamın dediklerini yapıyor falan böyle. İş bitiyor. Tam efendim geliyor. Diyor ki ben ayrılayım artık. Bir şeyiniz vardı onu da söyleyin. Ondan sonra ben gideyim. Helallaşalım. O zat diyor ki evladım aferin sana güzel çalıştın ama ikinci şartımı şimdi açıklıyorum. Bunu da yaparsan helal ederim. Buyurun efendim. Evladım bak. Benim bir kızım var. Gözleri görmez. Elleri tutmaz. Ayakları yürümez. Kulakları işitmez. Böyle bir kızımı nikahlarsan sana hakkımı helal edeceğim. Kabul ediyor musun? Fesübhanallah. Teklife bak. Gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen, elleri tutmayan, ayakları yürümeyen bir kız teklif ediyor ve onunla evlenir misin diyor. İmam-ı Azam babası diyor ki efendim diyor madem diyor kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmekten çekiniyorum bir senesi çalıştım. Bunu da kabul ediyorum diyor tamam. Ve nikahları kıyılıyor efendim böyle hoca efendi huzurunda baba da vekil kızı görmeden İmam-ı Azam'ın annesi, o gün için anne değil tabii. Dolayısıyla evlilik yapılıyor. Akşamleyin buyurun odanıza girin deniyor. Odaya girdiği zaman bakıyor ki karşısında harika güzellikten nur gibi bir hanımefendi. Allah Allah. Hemen kapıdan dışarı çıkıyor. Babayı yakalıyor diyor ki efendim içeride bir yanlışlık var galiba diyor. Kızınızı göremedim diyor efendim falan. Yani diyor kim vardı? İşte böyle böyle. Ha tamam diyor. O benim kızım diyor. Senin nikahlın diyor evladım. Peki bana dediğiniz yani gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, eli tutmuyor ayağı falan. Onlar diyor evladım mecazi anlamda söylediğim sana diyor. Ama kazandın diyor. Kızım diyor haram gözü görmemiştir. Oraya karşı kördür diyor. Ha efendim yalan, gıybet, şarkı, türkü buna dinlememiştir. Oraya karşı kulağı sağırdır diyor. Elleri haram tutmamıştır diyor. Oraya karşı efendim
kötürümdür diyor. Ayakları da öyle diyor. Harama gitmemiştir diyor. Dolayısıyla helalindir diyor. Evliliklerini yapıyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri gibi o güzel efendim Allah'ın sevdiği efendim sevgili kulu dünyaya geliyor. Onu güzel bir şekilde yetiştiriyorlar. Tam 5-6 yaşlarındayken İmam-ı Azam Hazretleri küçücük yavru koşarak babasına geliyor, annesine geliyor. Anne baba diyor elhamdülillah bugün 3 günde onar cüz okumak suretiyle hatmimi indirdim. Yani Kur'an-ı Kerim öyle işletmiş ki artık efendim 5 yaşında 3 günde hatim indirmiş. 6 sayfayı bitirmiş mübarek. Ondan sonra çok seviniyor. Babası diyor ki ah evladım diyor. O bir ısırık olmasaydı diş elma olayı belki hatmini bir günde bile bitirirdin diyor. Onu da orada bir şey yaptık, bir hata yaptık biz diyor. Helallaşmış, buna rağmen yine aklında oradaki sorun duyduruyor. Ama İmam-ı Azam Hazretleri o babanın hassasiyetinden, annenin oradaki efendim dikkatinden ötürü öyle büyük bir zat oluyor ki sadece iki örnek anlatacağım. Dersimi bitiriyorum. İmam-ı Azam Hazretleri ticaretle uğraşırdı. Ortağı vardı. Ortağına efendim ticaretini yaptırırdı. Kendisi ilimle meşgul olurdu. Bir gün bir kadın geldi. Kumaş tüccarı olduğu için İmam-ı Azam Hazretleri kocası ölmüş olan kadın evinde bundan kumaşını getirdi. İhtiyacı için satıyor. İmam-ı Azam Hazretleri ne dedi ki ben bu kumaşı size satmak istiyorum. Kaça verirsin dedi kadına. Kadın dedi ki işte bugün rakamıyla söyleyeyim 1000 lira dedi. İmam-ı Azam Hazretleri dedi ki çok az fiyat veriyorsun dedi. Biraz daha yükselt bunu dedi. Yani senin fiyat bilmediğini anlıyorum ben dedi. Kadın döndü bu sefer dedi ki 5000 lira dedi. Dedi ki hayır dedi. Yani ipek kumaş böyle bir top kumaş. Ondan sonra gene dedi sen fazla vermen lazım bilmiyorsun falan. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri kadının verdiği rakamları beğenmedi. En son dedi ki 50 bin lira ben veriyorum. Bu kumaşı alıyorum dedi. Bir top kumaşı aldı. İpek kumaşı. Kadına 50 bin lirasını verdikten sonra efendim İmam-ı Azam Hazretleri döndü. Rahatladı elhamdülillah. Alışverişini düzgün bir şekilde yapmış oldu. Yani düşünün bilmeyen bir insan fiyat bilmiyor. Geldi sıkışmış. 1000 lira al ver ben ama yapmıyor öyle işte. Fiyatları kendisi güncelleyemediği için kadıncağıza diyor ki arttır diyor. Arttır diyor. En son beceremediğinden kendisi o fiyatı düzgün olan, doğru olanını uyguluyor. Yine bir gün İmam-ı Azam Hazretleri arkadaşıyla beraber bir yerde buluşuyorlar. Güneşli hava. Tabi Bağdat'ta yaşıyordu İmam-ı Azam Hazretleri. Ondan sonra efendim güneşin altında bayağı sıcaktı. Yaz sıcağı var. Dedi ki yanındaki arkadaşı efendim dedi şu karşıda bir ev var dedi. Onun saçağı var böyle efendim ön tarafında. Onun altına girelim de dedi gölgelenelim yani. Burada güneşin altında durmayalım dedi. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki o evin sahibine ben borç para verdim. Eğer ben oraya gidersem korkarım ki rahat duracağım yani borç para vermiş olduğum için de adam da bana hayır falan diyemeyecek. Bu duruşum o paranın faizi olabilir düşüncesiyle ben güneşin altında durmayı tercih ederim. Gitmem oraya dedi. Acayip bir şey. Yani bakış açıları çok farklı. Cenab-ı Hak Celle bize de efendim bu noktalarda çok hassas olmayı efendim nasip etsin. Lokmalar bize de etki ediyor, çocuklarımıza da etki ediyor, geleceğimize etki ediyor. Her şeyi dikkatle takip edelim. Allah-u Teala Celle Celaluhu çocuklarımızdan dünyada ahirette gülebilmeyi, güzel haberlerini işitebilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi huzuruna geldik. El açtık, boyun büktük. Bizleri huzurundan boş çevirme. Günahlarımız var, hatalarımız var biliyoruz. Affı mağfiret eyle. Ya Rabbi yağmur yağmıyor çoktan beridir. Bu da yani rahmetin gelmemesi bizim günahlarımızdan kaynaklanıyor. Bizi affet bağışla ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Rahmetini, yağmurlarını bize gönder ya Rabbi. Barajlarımızı doldur ya Rabbi. Ya Rabbi sen merhamet sahibisin. Ya Rabbi sen rahmet sahibisin. İkram edensin. İkram et bize ya Rabbi. Bakma bize ya Rabbi. Bakma bize Allah'ım. Sen
Allah olarak bize efendim her türlü güzelliği nasip et ya Rabbi. Hatalarımızı bağışla, çocuklarımızı hayırlı eyle, torunlarımızı, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namazlarını kılmalarını nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerini, nur makamlarını cennet eyle. İnşallah bize de son nefeste imanı kamil nasip eyle. Kalbi selim nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi, yıldırım gibi geçip ilk yönlerle cennete kavuşmayı, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize nasip et ya Rabbi. Amin. İslam alemine yardım eyle, ülkemize yardım eyle, kafirler, zalimler, hainlere fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme Allah'ım. Amin, amin, amin. Subhanallah ve bihamdihi, subhanak Allahumma ve hamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh, subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifûn, ve selâmün alel murselîn, velhamdülillahi rabbil âlemîn. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerin defi için ve bütün ölmüşlerimizin, imanlı geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha.